Değerli izleyenler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamalarda bulundu. O açıklamaların detaylarını öğreneceğiz şimdi. Ülke TV Ankara temsilcisi Mustafa Pala bizlerle paylaşacak. Mustafa Pala hoş geldin diyelim. O açıklamaların detaylarını senden dinleyelim. Arzu KJ'mizde de yazıyor Bahçeli'den terörle mücadele mesajı. Elbette terörle mücadelenin sadece sahada sınırların ötesinde dağlarda olmadığını bunun yanı sıra bu olayın meclise kadar uzandığını ifade ediyor. Geçtiğimiz hafta meclisteki yaşanılan o alayı hatırlatmıştı. Dem kontenjanından parlamentoya giren ve daha sonra Tipe üye olan Ahmet Şık'ın meclis kürsüsünden devlet hakkında söylemiş olduğu eee çok değişik sözcükler vardı bunu da söyleyemiyorum bu sözcükleri hatırlattı ve aynı zamanda Demli Milletvekillerinin e, terör örgütüyle bağlantısına dikkat çekti hazine yardımını hatırlattı Dem partisinin bu yıl 600 milyonun üzerinde hazineden yardım alacağını vurguladı Ahmet Şık'ın sadece emekli maaşı dışında her ay 170 bin lira hesabına para yattığını vurguladı Dem'in e, terör örgütü PKK ile organik ve inorganik bağına dikkat çekti tek tek sıraladı hatırlattı ve önerilerini de dört madde halinde yazılı bir açıklamayla paylaştı. Peki MHP lideri bu açıklamasında e, kamuoyuna ne söyledi? Aslına bakılırsa bu önerilerini daha önce hem meclis kürsüsünden hem de yapmış olduğu açıklamaların her bir tanesinde vardı. Bahçeli öncelikli olarak mesajlarını çok net bir şekilde verdi diyebiliriz. Sıraladı tek tek hazine yardımının öncelikli olarak Dem Partisine verilecek olan hazine yardımının bir an önce kesilmesini istedi Ve aynı zamanda milletvekillerinin e, terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı olan bu e, demli milletvekillerinin de dokunulmazlık dosyalarını hatırlattı. Ve bunların da irtibatı olan vekillerinde dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi. Maaşların kesintiye gitmesini istedi. Hazine yardımının ve maaşlarının da şehit ailelerine, şehit çocuklarına bağlanmasını istedi. Diğer bir taraftan da anayasa mahkemesini işaret etti eğer dedi Anayasa Mahkemesi'nde üyelerinde bazı değişiklik yapılmayacaksa Anayasa Mahkemesi'ni dedi toptan da kapatabiliriz ifadesini kullandı. Daha önce Bahçeli e, Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin de yine benzer açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörü destekleyenler oldukça kanlı eylemler bitmez diye de sözlerine eklemiş oldu ve deme hazine yardımının kesilmesini istedi. Bakın e, dördüncü madde olarak sıralanıyor ama ben bir kez daha Bahçeli'nin açıklamasındaki o dört maddeyi sizlerle paylaşmış olayım. Gelişmeler karşısında diyor ilk önerim 57 dem vekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek olan hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. Bu birinci önerisi. İkinci önerisi ise teröre yardım ve yataklık yapan somut delillerle suça sabit görülen sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşeratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır diyor. Üçüncü önerisi ise yeni anayasa sürecinde anayasa mahkemesi statüsünün üye yapısının yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılması. Arzu hatırlayalım. Daha önceki açıklamalarında da Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması kapatılması gerektiğini vurgulamıştı ve bir başka öneri de bulunmuştu. Dördüncü önerimse diyor TBMM Genel Kurulu'nda anlam ve ahlaki bağlayıcılığın temelden kaybeden kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesidir diyor. Daha öncesinde özellikle Ahmet Şık'ın geçen itibariyle Can Atalay'ın milletvekilliği milletvekilliği düşürülmesi e, Genel Kurulunda görüşüldüğü sırada e, orada Ahmet Şık'ın e, yapmış olduğu konuşma çok sertti e, ve çok da te tepki toplamıştı ve gerçek anlamda e, Türkiye Büyük Millet Meclisine Genel Kurula gazi meclise yakışmayan bir konuşmaydı. Özellikle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın genel kurulda konuşmasından sadece birkaç gün sonra ne demişti? Bu devlet yıkılmalıdır. Daha öncesinde de yine Ahmet Şık'ın bu açıklamaları vardı. Bu devlet yıkılmalıdır diye yine buna benzer çok sert sözcükler kullanmıştı. İşte bu sözcüğü de hatırlatarak buna benzer konuşmaları da söyleyerek genel kuruldaki bu kürsü dokunulmazlığı olayının da yeniden gözden geçirilmesini istedi ve son olarak da Bakın bu da oldukça önemli. Dünyanın hiçbir yerinde ülkesine kast edip de geçimini ve geleceğini o ülke üzerinden sağlayan bir şebekeye müsaade edilmemiş. Bundan sonra da edilmeyecektir. Adalet, ahlak, hakkaniyet ve kul, kul hakkı gözetmek için vakit gelmiş. Mahut ve malum tarihi görev aziz millet evlatlarının irade namusuna emanet edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı ile birlikte bu görevi omuzlamaya muktedirdir. Aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi hürmetle anarken onların mücadele onurlarının asla gölgelenmeyeceğini de herkesin bilmesinde sonsuz yarar olacaktır. Evet Arzu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin özellikle son dönemde genel kurulda e, tipli ve demli vekillerin açıklamalarıyla e, gündeme gelmesiyle bunun ardından yapmış olduğu açıklama bu şekildeydi. Çok sert terörle e, mücadele mesajı verdi deme hazine yardımının kesilmesini ifade etti ve dokunulmazlık dosyalarının yeniden görüşülmesi gerektiğini ve terörle irtibatı ve iltisakı olan bu gemli vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi. Deme yapılan o hazine yardımının terörle mücadeleye aktarılmasını, şehit ailelerine verilmesini net bir şekilde vurguladı. Anayasa Mahkemesi'ni yeniden işaret etti. Eğer dedi bazı de değişiklikler yapılmıyorsa Anayasa Mahkemesi kapatılmalı dedi ve genel kuruldaki kürsü dokunulmazlığı içinde yeni bir düzenlemeye şart ifadesini kullandı. Bakalım e, bu yönde bir değişiklik olacak mı? Özellikle yeni anayasa sürecinde bir adım atılacak mı? Bunu da göreceğiz ama tabii şunu da görmek lazım ki özellikle İspanya'da ETA'da bask bölgesinde Batasuna Partisi kapatılmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de İspanya'nın bu kararına saygı duymuştu. Batasuna ve terör örgütüyle arasında irtibat ve iltisak olduğunu dile getirmişti. Ve çok sayıda milletvekilinin de vekilliği düşürülmüştü. Bakalım burada da bir adım atılacak mı? Siyaset nasıl bir tepki verecek? Bunu da ilerleyen günlerde görmüş olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.